Arkadaşlar öncelikle merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz bizim aile, bizimkiler. Ateşi yaktık, tencereye kaynaması için su koyduk. Niye koyduk? Bunlar bamya, kuru bamya dizisi, yani minik bamya. Şöyle sapları var arkadaşlar, bakın sapları var. Ne yapacağım? Pişireceğimiz kadar, yeteri kadar, bayağı bir çok şu şekilde. İki dizi veya üç dizi olabilir. İki dizi bize aslında yeterli gelir. Şöyle iki dizi minik bamya kurusunu, ipe dizilmiş bamya kurusundan iki dizi ayıracağım. Pişireceğimiz kadar iki dizi ayırdım. Saplarını nasıl yapacağız? Şöyle süzgeç bu. Süzgeç. Süzgecin tersinde, ters tarafına koyacağım. Şöyle saplarını. Saplarının kırılmasını sağlayacağız. Bamyanın saplarını temizlemeye çalışıyorum, bak. Şöyle geçiyor alta, gördün mü? Anladım. Süzgecin ters tarafından. Bu küçük saplar değil mi? Ha, minik minik. Sallanıyor masada. Şurayı canım. Evet, iyi oldu. Kamerayı sabitlemiştim. Şahin Bey'in dadıma yetişti böyle. Biraz saplarında. Tamam. Ve ne yapacağız biliyor musun? Evet. Biraz da burada tüyleri varsa şöyle yansın. Tavada da olur bu ha. Tavada olacak aslında da, böyle de yapsak oluverir. Tüyler de döküldü. Sürtünce kaynayan suyun içerisine attık. Şöyle bir kaşık, iki kaşık kadar suyuna, haşlama suyuna sirke ilave ettik. Bunun nedeni de saplarının, kalan saplarının daha kolay çıkması için arkadaşlar. Kaynasın şimdi, saplarını bırakacak. Soğan doğradım bayağı bir, şöyle bolca. Zeytinyağı koyacağım. Soğanlar şöyle iyice karvuldu. Salça koyduk. Soğanlar biraz öldü. Salça da karvulacak. Salça karoldu. Suyuna açacağız salçayı. İsterseniz domates sosu koyabilirsiniz. Yeteri kadar su. Haşlayıp suyunu süzüp
tekrar sirkesini bir durulattırdığımız bamyaları ipten bol soğan ve salça koyduk. Su kaynadı. Sıyırıyoruz şöyle ipten. Bunlar da tüy yok. Çok taze, tüylü değil. Çok ufak boncuk bamya. Şöyle ipten de sıyırıyoruz. Bol soğanlı güzel oluyor. Soğanı bol olacak. Bol olacak soğanı. Şöyle dolaşıyor. Şöyle sıyırdık kuru bamyaları ve birazcık limon gezdireceğiz üzerine. Etli de olur, kıymalı da olur. Biz etli yemek çok sevmediğimiz için, Özlem'de yemediği için kapağı kapatıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Bu kadar. Dağılmadan kısık ateşte, sobanın üzerinde de çok güzel oluyor. Az önce de söylediğim gibi, istenilirse buna böyle şey olabilir, kıymalı etli olur. Biz etli kıymalı yemiyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde oldu, biraz daha pişecek. Çok güzel oldu. Bamya her yönden mide dostudur, şifadır arkadaşlar. Hatta diş sıvılarına, vücutumuzda biten sıvılara tohumu yutulduğunda iyi gelir. Bunu da zaten daha önce çekimini yapmıştık. Biraz daha kaynayacak. Sapları konusunda, sapların arıtmak çok zor gerçekten. Hatta bir kısmı, birkaç tane de, biraz içinde de saplı kaldı, kalsın. Bir şey olmuyor, çok taze. Saplı da yenilir aslında arkadaşlar. Çok zor oldu yani. Hemen şurada göstereyim ne kadar. Süzgeçten işe yaptık ya. Ne kadar yani böyle sap çıktı, tüy çıktı, saplar böyle çıktı. Ama biraz da burada yaptık, içerisinde kıl falan kalır diye. Güzel olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Niye mi? Baklalar çapalıyordum. Gerçekten Şahin Bey bu sene bahçesini bana yaptırmıyor ya. Ben de rahat rahat ev işlerini yapıyorum arkadaşlar. Sen bir şöyle gez bak, ne güzel yaptın arkadaşlar. Allah Allah, maşallah evet. Sana. Baklalar da çapalıyorum. Baklaların işte otlar bitmiş. Onlar çapalıyorum böyle. Ama baklalara çapayı zarar vermiyorum yani. İnan hızlı çapayı asaydın. Buraya girme, inan hızlı ya. Keser yani. Dar hızlıyla çapalamam lazım. En sevdiğim ne biliyor musun? Şu çanaklar, çanakların içine de atmışın ya şeyleri bak. He, otları. Heh, onlar. Kuzu kulakları vardı, o inşallah kesilmedi. İncirin dibinde gara gara bak. Ora bağlamadım daha ben. He, ora bağlama gay, orayı ben yaptım. Senin orada otlar koruma altında, onlar öldü. Her şeyi kesiyor Şahin Bey, gerçekten evet. Düz gidiyor. Bak, şurada bir şeyler var. Biraz böyle bu turp otları görürsen. Hülker Hanım, orada olmaz. Neden olmaz? Tam elmanın dibi var orada yani. O zaman gaz. Orayı ayıklayacağım yani. Tamam. Buralarda bir yedi. Ha boşta kalanlara tamam. Şu roka kalsın mesela. Burası etrafı, bak şu roka. Tamam, bir tanesi kalsın, iki tane. Hani etrafı tohum olur. İkisi de kalsın. Kalsın. Etrafı tohum olacak, dökülecek kendiliğinden, tamam, baharda çıkacak. Birkaç tane orada. Bırak bırak. Görürsün onlarda. Şunlar yabancı ot mu şu? Ucuna hangi? Bak. Şu. O yabancı. O zaman kes. Deli ılabada kes. Tamam. Onu kes. Onlar... Yanlışlıkla senin kuzu kulakları kurban olmasın ya. Aman kuzu kulaklarım kesme, ne olur. Kaç senede zorunla yetiştirdim. Ben yeşil gördüm, her şeyi kesiyorum da. Kesme kesme. Tamam. Bu da ahu dudu, bunu da budayacağız. Tamam, onu sen buda. Şimdi ben yanlış falan keserim. Tamam, ben onu budayım. Ayva da var, alınacak yele budanacak. Onları ben alayım. Tamam. Böyle ağaçlar kesmesini istemiyorum ya, o yüzden diyorum. Hı hı, tamam. Ama büyük mahvoldun sen ya. Çok. Gideyim bakayım neler yap. Aa, çok bak, güzel bak, olmuş. Çok güzel şeyler yaptım. Şurayı ellemeyeceksin. Hey. Bak şu ağaç tamam. Sadece bunun dibini. Bunun dibini biraz düzeltmem lazım. Ama etine yığdım galiba ben şeyleri ya. Tamam. Şurayı da şey. Bak burada o tamam. Tamam. Sadece şu tarafı. Zeytini orada eşeceğim. Şu. Ha. Sarımsağın üstünde, onun kanalı yok.
Ona kanalaştırırız. Tamam. Bir de şunun dibini aşacağım. Onun burada dibinde bir sarımsak var herhalde, bilmiyorum. Bir kocaman. Dibinde mi? Hmm. Kesmem varsa yani. Tamam. Genişletirim sadece etrafını yani. Tamam ya, baklalar çapalıyor kıyamam. Bahçemiz tertemiz oldu. Evet. Ama şurayı çapalarsan bura ben. Bak bir. Ay çok sevinirim. Sadece şuraya kabak eksem ya ben. Tamam, ben şimdi belleyiverim orayı. He, bet olur. Hemen şu. Aynısı falan kesilecek mi, kalacak mı onlar içinde? İçinde kalsın onlar. He. Şunlar kalsın, şuralarda kalsın. Kandil gibi bak nasıl yanıyorlar. Görüyor musun? He. Ay. İlk defa böyle görüyorum ya. Hani he, sen bahçede çalışırken. Evet. O yani. Artık bahçe işleri bizden soruluyor Kerem. Köyde de. Heh, aynen. Sen görüyor musun? İnci tanesi limon eriğimizi. Limon eriğimizi. He, çiçek açmış. He. Ben bakayım geleyim bu nasıl yapmış. Bak, eşim. Yani. Karşıdan %100 puan verdim. Harika. Oo, hepsinin çanakları hazır. Oh, oh, güzel olmuş. Çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin. Allah razı olsun. Ot da bırakmadım oralarda. Ot da yok. E bunlar da, bunlar da tohumlu ot. Bunlar bilerek sen bırakmışsın diye ben değilim. Yağlı diken, dikensiz diken, helva dikeni ve dikenli diken, tazeyken yiyeceğiz bunları. Onlara dokunmadım yani. Tabii onlar tohum gayri. Bu da tohum. Şurada bırakmıştım, birkaç özlem yolmuş. Ben oralara gelmedim. Yok, senlik bir şey yok. Bu mesela yolunacak. Çok. Tertemiz yapmışsın. Ben o zeytinyağı dibini açtım. O şey, telin dibindeki. Ha, güzel. Orayı. Allah razı olsun. Eline sağlık. Yeter. Burada elma var. Bunun dibini açmam lazım. Ha. Amasya'dan. Amasya elması. Amasya elması. Şimdi Birgül Hanım bize elma çekirdeği göndermiş ya. Sivas'tan. Evet. Peki çekirdekten dikilen elma aşıya gerek olmaz mı? Onu soracağım kendisine. Hiç bilmiyorum yani. He, onu ben uyutacağım da. Tam Birgül zamanı. Birgül Hanım'a soralım. Bakalım. Hı hı. Aşı gerektirir bence çekirdekten. Tabii. Deli olur. Nasıl bir elma olduğunu bilmiyorum. Ha, bu da şey bak. Asma olacak Ülker Hanım. Onu zeytine olacak mi sardıracaksın? Ayvaya mı sardıracaksın? Ha, bu. Değil mi? Şöyle büyük bir kazık olursa bağlarsak ben dik. Ben kazıkları kestim, yukarıda düzelttim. İki tanesine zeytinlere kazık vurdum bak orada. He, Allah razı olsun. Şimdi aşağıda bağlar var. Bir iki yatık var. Onları kaldıracağım ayağa. Tamam. Şu ahı duduyu da bir kazık çaksak iri, ona bağlasak. Ayvaya, ayvaya sardır verem onu. Ayva böyle yapraklanınca hoş olmuyor. İkisi de verim olmuyor. O zaman tepelerini kesmen lazım. Bu çok uzun yani. Hepsini keseceksin de bir tanesini tamam sardıracağım. Tamam, ben o zaman uzun bir kazık çakayım. Hı hı. Ay, ambulans mı? Evet. Allah'ım şifa versin. Her tamam. Neyse Rabbim kolaylaştırsın. Yanımda havuzunu açtın mı elmanın? Tamam. Ben onu düzenledim. Hmm. Otlağını alıyor şuradan. Evet. Tuttu. Ay çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de temizliğe devam. Tamam, mutfağa de indirdim mutfak dolabını. Tamam. Hepsini temizliyorum. Ama çapa yapmakta gözüm. Çapa yapmakta. Yok, sana yasak artık bundan sonra. Kendi halinde yapacaksın yani, zorlamadan. Öyle değil mi? Heh. Tamam. Bundan sonra Ülker yok, Şahin var artık. Allah razı olsun ya. Çim gördün mü? Bunlar var ya, bir ay sonra sen buraya giremezsin çimden. Aynen. Çim. Ama çapını, enli çapa getir vereyim ben sana. Yok, enli. O batmıyor Ülker Hanım. Denedim onlar, o batmıyor. Tamam. Ben sana buraya çok güzel bir kabak yeri yapacağım. Kabak yeri yapıvereyim. Böyle genişçe güzel bir şey yapacağım. Çok enli lahanalara, kaşki ne oldu olsun. Ben kaş yapacağım sana, hiç canınız. Tamam, çok güzel yapacağım. Geçecek yerimiz olsun, tamam. Kaş olsun. Geçecek yerin olacak. Tamam, baş olsun. Heh. İyi, sağ ol, Allah razı olsun. Ben de bunu bir şey edeyim ya. Bu berbat burada ya. Kompostlatta bir şey mi olur değil mi? Yani. Yani dayak. Yani. Ben gazıkları kestim yukarıda. Daha büyüğünü keseyim. Heh. Sen ne yap onu biliyor musun Kerem?
Biraz arala yani. Aralayacağım, aralayacağım. Çok çaldırdı, çukurt olmuş artık. Çok, çok çok yer var. Mesela bunu keselim burada. Onu kes, bir de aşağıdaki kurunsunu kes. Ben de bu ara özledim. Kafayı acık yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kötü destlerim Kerem. İyisi var mı bizim? İyisi var. Nerede? Aa, burada. Ben ağaçlar kesiyorum. Aa, ben niye uğraşıyorum bir an? Sen teyzesin yapsın. Kabak yeri. Kabak yeri yapacağız. Ahır ustağını bir kazık çakacağım. Tamam. Hepsini bağlayacağız. Tamam. Şu ayvalan parasırlarını alayım ben şunlara. Tamam. Oh. Ahır duyuyorum ben de. Heh. Bir tane bırakmalı. Şöyle yapayım ben onu Kerem'in. Dallanın tepesi uçtan alayım. Bağlayayım şöyle bir yere, tamam mı? Tamam. Şöyle. Bak bunu ne güzel yapmışsın bak. Yaptım. Ha evet. Şöyle bağları gazla bağlamış. Bunu da bağlayacağım. Şeyi de bağladım. Daha o da dipteki zeytin de bağladım. Heh, iyi. Ah. Eline sağlık. İyi ya. Çakayım oraya. Orada değil mi? Hı, şurada şurada. Kekicimiz var. Böyle bir kek işte köve alalım. Alalım. Şuraya çakayım. Aman elini ben vurdum. Ha. Kendi elime sen de vurma. Allah de. Elin aç. Allah de. Elini çek elin ama. İyi. Yeter. Şimdi bunu bir ipine bağlayalım. Zeytinler her ne kadar zeytin fideleri ağaçlar büyüse de bu şekilde çakıp bağlamazsak rüzgar sallaya 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 köklerini söküyor. Evet. Söküyor, söküyor. Bak hepsini böyle bağladık. Bu şekilde bağladık. Kızların diyorum yardımı çok oldu bize. Ya, şu dalları alayım mı şuradan? Alalım mı acaba? Bence alalım. Al istersen. Zeytine şey vereyim. He al. Geçen sene onlarda bir ayva vardı. Bir ayva vardı. Alın diyorum alın madem sık oldu diye. Ha, şu iki dalı diyor alın diyor. Bana kalsa hayır da. Ha, al. Al ya. İstiyorsan kalsın yani. Ne bileyim. Kalmasın kalmasın al. Şurada deli de vardı bir yerde. Deli değil bunlar değil bu aşı. Al al dibinden o zaman aşı. Şuraya.
ayvaya. Ayvayı çekirdekten yetiştirdik ve şuraya aşı vurduk. Onlar alınsın mı alınmasın mı karar veremedim ama ikisini de dibinden kesersen de. Zeytin de hava almış olur burada yani. Tamam. Çok yüksek olunca da ben eremiyorum. İyi o zaman araladık. Şunu kesmeyeyim ama bu burada dayı. O kalsın. Şuralarda var mı? Ha neden biliyor musun? Şu uçlarını alan makasla. En uçlarını. En uçlu. Şu sirvi sirvi gitmiş ya bak. Aha bak bak. Şundan. Ha aha, bunu onu. Alan uçlarını. İnanın sanki canım kesiliyor. Şahin. Canım yanıyor gibi bir şey oluyor. Allah ya Rabbim ya. Budanması gerekiyor ya. Nereden kenarını? Tepelerini. Heh. Alayım şuradan şöyle. Tamam. Evet, öbürkünü de. Öbür sirvi var bak, sirvi sirvi onları. Tamam. Başka? Başka bir dahakinin ucu var ta ucu. Oraya ben hududu bağladıydım. Yine bağlayabilirim. Nasılsınız canlarım, ciğerlerim? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Aylardan Mart ayı, hemen hemen Mart ayının ortalarına gelmek üzereyiz. Ve kabak dikeceğiz. Arkadaşlar, bal kabağı veya aş kabağı. Bal kabağı nasıl oluyor? Kocaman, Hava teyze bize tarif vermişti kanalımda. Ekmek işli falan bir kabak böreği yapmıştı. Ay gibi tepsiye döşemişti. O bal kabağı oluyor. Aş kabağı da salatalığa benzeyen pazarlarda satılıyor bolca zaten. Biz de ekiyoruz bahçeye. Aş kabağı gibi kızartmasını yaparız, böreğini yaparız, mücverini yaparız, yemeğini yaparız. Aş kabağı da o oluyor arkadaşlar. Çekirdekler de çok farklı. Hemen göstereyim ben size. Bu bal kabağı çekirdeği, ıslattım ben bunu. Şöyle iri iri bal kabağı çekirdeği. Bunda da aş kabağı çekirdeği var. İkisinin arasındaki fark şöyle. Aş kabağı biraz daha sirvi sirvi olur. Şöyle yan yana getirdiğimde zaten çok net belli olacak da getirebilirsem yan yana ikisini. Evet, bu bal kabağı. Şöyle, bu da aş kabağı. Bu bal kabağı, baş parmağımla dokunduğum bal kabağı. Bu da böyle ince uzun gibi aş kabağı. Dikim mevsimi arkadaşlar, geç kalırsa gerçekten de olmuyor. Şöyle toprağı uygun hale getirdik, kabarttık. Şöyle çukur açtık arkadaşlar. Tohumları atıyorum. Biraz fazla atıyorum. Bunun nedeni de solucan yer, böceler yer, kurt yer, çürük çıkar. Yani filizlenmeyebilir, bitmeyebilir. Böyle çekirdekleri atıyoruz. Ve bu şekilde fazla derin olmamak şartıyla bal kabağımızı dikiyoruz. İzmir için dikmek isteyenler diksin arkadaşlar. Geç kalırsa olmaz. Evet, solucan. Atıyorum toprağa. Dursun. Tamam. Bu büyüdüğü zaman, bittiği zaman, Allah'ın izniyle filizlendiği zaman bunun boğazını etrafından dolduracağız. Zaten bunları da gösteririz yani. İnşallah. Bal kabağımızı ektik. Çok ekeceğim arkadaşlar. Sade gösteriyorum. 4-5 eme ekeceğim. Emeleri şöyle içtik. Arkadaşlar, hayvan gübresi atabilirsiniz. Çok da güzel olur. Burada bizim hayvan gübresi yok, atmayacağım. İsterseniz toprak altı gübre de atabilirsiniz. Ben bitki
İlizlenip yeşerdiği zaman solucan gübre satacağım. O yüzden de yani şimdilik bir şey atmıyorum. İki üç eme diksen buraya yeter. Köve ekeceğiz. Burada ağaçlar bastı tarlayı. Çok bir şey ekemiyoruz. Köye Allah izin verirse köye gittiğimizde ekeceğiz gari. Tamamdır. Yine şöyle gevşek toprakla, içinden kazdığımız yumuşak toprakla örttük. Tamam. Biz Allah'ın kapısını attık. Yeşertmesi, kocaman bal kabağının kökenleri olup kabak vermesi, kışında eşle dostla yememiz Rabbime kaldı yani. Allah'ın kapısını attık. İnşallah Rabbim verir de yeriz. Arkadaşlar, bal kabağını, aş kabağını dikeceğim. Kabak böyle dikilir işte. Yani o kadar kolay dikilir. Şimdi başka bir yere aş kabağını dikeceğim. Bahçenin otlarını kızlarla önce yolduk. Sonra da Şahin Bey belledi, çapaladı. Şöyle tertemiz yaptı. Köye de giderken gözüm arkada kalmayacak diyorum ama gene de kalacak yani. Sulanacaklar sulanamayacak, edemeyecek ama olsun. Orası da bizim, burası da bizim. Ama tabii ki de en çok beni mutlu eden bahçe burası, bu yer. Emek emek, nakş işler gibi ellerimle diktim ağaçları, işle. Hani kaneviçe işleriz ya, o şekilde ağaçları ellerimle dikip büyüttüğüm için burası daha güzel. Burada daha iyi canım eğleniyor. Ama tabii ki de oraya da ev yapmış bulunduk artık. Her şey hayırlısı. Rabbim ömür verirse yani yavaş yavaş iyi kötü idare edip gideceğiz. Ömrümüzde olmazsa ne yapalım artık. Öyle işte arkadaşlar. Ben şimdi bunları da dikeyim. Görüşürüz. Kabakları ektik. Kabaktan sonra şurasını nohut ekeceğim. İşte bak nohutu. Bu nohut. Bu nasıl nohut Ülker Hanım diyeceksiniz. Çıngıldağını dövmüştüm ya ben bunun. Geçen sene burada bahçede vardı. Yeşil yemek için ektik. Yeşilini yiyen olmadı. Yani biz gök nohut deriz. Taze nohut. Yiyen olmadı, böyle erdi. Ben de bunu çuvala koydum. Dövdüm. O günü yel yoktu böyle savurmak için. Şöyle savrulacaktı bu aslında. Yel yoktu. Öyle koydum gittim. Hala o şekilde kaldı gitti. Ne yapacağım şimdi tekrardan bunu? Şöyle şu not tanelerini alacağım. Şurada açıklık yere saçacağım. Şöyle saçacağım. Tekrardan yani savurmama gerek kalmadı arkadaşlar. İşte böyle bizim işle olduğu yere bağlıyoruz yani. Hani bu da niye savrulmadı demiyoruz artık. Yetişemiyoruz çünkü ora koş bura koş. Çıngıldaklarıyla sapıyla ben nohutları saçıyorum. Zaten bahçeyi ağaçlar bastı, açık yer yok. Şurada biraz açık yer vardı, sarımsak diktik. Biraz da alt yanında boşluk yer var. Oraya da nohut saçıyorum. Hepsini saçmayacağım tabii, çok gelir. Bu sadece gök nohut, yeşil yemek için arkadaşlar. Şöyle ne yapacağım, burayı çapayla karıştıracağım gari. Çapalayı vereceğim. Yani kışlık nohut değil bu. Yemek yapmak için ekmiyoruz. Sadece yeşil yemek için. Kızlar bahçe sulamaya geliyor. Bahçe sulamaya geldiklerinde böyle yeşil seviyorlar.
koparıp yesinler diye birazcık ekiyor. Köyde koca tarlalara ekilir. Eskiden öküzle, sonra atla, şimdi traktörle, iş makineleriyle koca tarlalara ekiliyor. Ama burada sadece yemeklik kadar şöyle, işte. Ekiyoruz. Ve yetiyor kızlara. Gelene gidene de yetiyor. Ondan sonra da şöyle düzlettir veriyorum. Nohut tohumunu da Allah'ın kapısına attık. İnşallah yeşerdiğini görürsek, filizlenirse onları da sizlerle paylaşırım. Tamamdır. Üzerinden geçmeyeceğim gari. Şöyle kenardan geleceğim. Bu kadar kolay arkadaşlar. Tohumu toprağa atıyoruz ve karıştırıyoruz. Hepsi bu kadar kolay. Yel çıkarsa da şu nohudumu bir savurayım da kalanları da. Yel çıkmadı. Yel çıktığı günü ben burada olmadım. Böyle işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domates fidanı uyutacağız şimdi. Nasıl uyutuyoruz? Önce domates çekirdeklerini şöyle ıslattım ben. Islattım bakın. Süzeceğim bunu. Heh, evet. Domates çekirdeği. Görülüyor mu? Görünüyor. Heh, bu saksıya bu denk, evet, gelir bu, he, tohum. Yani uyutacağınız genişliğe göre tohum kullanabilirsiniz. Bu saksıya bu tohum iyi gelir. Bu tohum nereden geldi? Bize bu tohum Sivas'tan geldi arkadaşlar. Birgül Hanım gönderdi. Şimdi onu uyutacağım. Şöyle kumsal, şu şekilde nemli bir toprak. Ha, nemli olmasa da olur. Biraz kumsal olacak şöyle. Kumsal bir toprak. İçine hayvan gübresi karıştırılabilir. Suni gübre de olur da şu anda ben hayvan gübresi yok. Suni gübre de kullanmıyorum. Daha sonra solucan gübresi kullanacağım arkadaşlar. O var. Şöyle tohumları eşit bir şekilde şöyle iyice yedireceğim, her yerine dağıtacağım, şey şöyle karıştıracağım. O kadar kolay ki ıslamadan da uyutabilirsiniz. Yani şöyle iyice tohumu hiç kalmasın. Şöyle her yerine, saksının her yerine toplu olan tohumları da eşit bir şekilde yayacağım. Tohumları saçtıktan sonra şöyle kullanılmayan çatalla şöyle iyice karıştırıyorum. Karıştırıyoruz iyice. Islattığımız için tohumları bir haftaya kalmaz filizlenir. Daha önce de aynı şekilde ektik tohumları ve durum bu. İşte bak, diş gibi çok güzel bir şekilde şöyle çıktı. Çok güzel oldu. Tamam, uyuttuk. Ne yapıyoruz? Serin olduğu için başına arkadaşlar poşet geçiriyoruz. Buharlaşıp ısınıp, toprak poşetle daha çabuk ısınıyor. Geceleri soğuk oluyor, ayaz oluyor. Böyle hızlı bir şekilde çimlenmesini sağlıyor böyle poşet geçirince.
Bu poşeti bu saksıya geçirmiştim. Bu çıktı. Şimdi buna poşete gerek yok artık. Bunu kuytu bir yere alıyorum. Gündüzleri de güneşe çıkarıyorum. Geceleri de içeri alıyorum saksıyı kuytu bir yere. Böyle arkadaşlar işte. Yağmur yağdı. Bahçemizde böyle oldu. Güzel oldu. Şimdi bunu yerine götüreyim. Buraya koyayım. Biraz yağmur çileşiyor. Yağmuru yesin. Evet. Beyaz zambaklarımız da açmış bulunuyor bahçede. Durum bu. Şimdi giyinip hazırlanıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, kabak, bal kabağı, aç kabağı dikme mevsimi. Dikerken de söyledim nasıl dikiliyor da sizlerle paylaştım. Başka neler dikilebilir? Gene patates dikilir. Hem Kütahya'da hem İzmir'de. İzmir'de daha erken dikilmeliydi patates. Hani geç kaldık da demeyin, dikilebilir. İzmir için de dikilir yani. Kütahya'da da şu anda herkes patates ekiyor, dikiyor her neyse. Başka bahçemizde aynı sefaların hasat zamanı. Aynı sefaların dağda doğal olanı organik ve bahçede yetiştirdiklerimizin hasat zamanı. Çiçek açtığı zaman arkadaşlar, çiçek açtığında çiçeklerini koparacağız, tertemiz yıkacağız, gölge, güneş görmeyen bir yerde gölgede kurutacağız. Şimdi bahçede bugün yağmur yağıyor. Aslında bahçenin işlerini bitirmedik biz. Bitirmedik de yağmur başladı. Yağmurda çamur oluyor toprak. Bahçe işi olmaz. Herkes bunu bilir. Ne yapacağız arkadaşlar? Mübarek Ramazan ayı geliyor. Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü 2021 13 Nisan Salı günü Ramazan ayı başlıyor. Oruçlar başlıyor arkadaşlar. Ramazan ayından öncesinde de biz de böyle ben de dedim ki eski tariflerden 100 yıllık 200 yıllık belki 500 yıllık diyeyim Hava teyzenin ta ebesinden annennesi babaannesinden öğrendiği tarifleri Hava teyzeye gideceğiz. Çekebildiğimiz kadar değişik değişik çeşit çeşit arkadaşlar böyle çektik bir kısmını çekeceğiz. Size bol bol eski tariflerden hamur işi tarifleri videosu gelecek arkadaşlar. Buradan söyleyeyim. Aynı günde 3-5 tane video çekebilirim. Bunları sırasıyla tarife göre de yükleyeceğim arkadaşlar. Ne diyeyim? Şimdi domates fidesini ve biber patlıcan fidelerinin uyutma zamanı olabilir. Daha önce Şahin Bey uyuttu erken için. İzmir için. Köy için de olur. Geç domatesi, geç patlıcanı, biberi uyutacağız şimdiden. Nasıl uyutuyor onu da zaten videoda gördünüz. Yağmur çok başladı. Ben ıslanıyorum. Gitmem lazım arkadaşlar. şöyle şuraya gelelim. Evet, gelelim İlker Hanım. Evet. Pardon, ağzına gelen şöyle. Evet, şimdi oldu. Islanmaktan da kurtulduk. Evet arkadaşlar. Evet, şöyle, hadi orada dedim yeşillikler olsun hem evet. Diye. Ne yapacağım şimdi? Evet, Hava teyzeye gideceğiz. Dediğim gibi bayağı bir tarifler gelecek. Takipte kalın. Yani izlemelerime göre beğeni çok az oluyor arkadaşlar. Beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Yani emek veriyoruz. Hani Hava teyze de yani ne kadar beğenildiğine gerçekten seviniyor. Hani beğeni tuşuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize buradan çok çok selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hava teyze gelini, gelininin kız kardeşleri Hatice ve Gülsüm'e de buradan selam gönderiyorum. Sonra Döndü ablanın gelini, Şahin Bey'in ablası Döndü ablanın gelini Kadriye'ye, çocuklarına da buradan eşine Mehmet'e de. Tabii yine Ülviye'nin eşi, Gülsüm'ün eşi, Hatice'nin eşine, çocuklarına da selam gönderiyorum. Hakikaten biz zaten bir sülaleyiz yani, akrabayız, aileyiz. Ramazan öncesi de hem Hava teyzenin tarifleri yaşasın, eskileri bugünlere, videolara taşıyalım dedik. Böyle yağmurlu günde de değerlendirelim bugünleri dedik arkadaşlar. İnşallah takipte kalın, güzel güzel böyle
az malzemeyle çok lezzetli, çok güzel tarifler gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz şimdilik. Yağmur bereket yağıyor böyle. Maşallah. Nasıl yağıyor arkadaşlar bereket? Gayet güzel. Hani dedim ya aynı sefaların hasat zamanı diye. İşte bak aynı sefalar şu anda çiçek açmışlar. Evet, açtılar. Şu anda toplama zamanı. Bahçede yetiştirdiğimiz aynı sefalar. Şurada hemen, şurada yanında dağda kendiliğinden çıkan organik aynı sefalar. Biraz da renkleri hafiften solgun gibidir. Daha açık sarı. Daha açık sarı. Ve evde yetiştirdiğimiz aynı sefalar biraz daha canlı böyle koyu koyu. Hasat zamanı arkadaşlar, mide gastriti için, kronik gastrit için, mide yanmaları, ekşimeleri için aynı sefa bitkisi çiçeğini de toplayalım. Gene yağmur da yağsa şuradaki biraz bu tarafta da var aynı sefalarımız ve kandil çiçeklerimiz. Oy. İşte bak. Bu çiçek de gene çok güzel. Yağmuru yiyince tereler, ne bileyim, diğer bitkiler de şöyle şımardı gene. Rüzgar da var. Bereket yağıyor arkadaşlar. Bereket. Her şeye can olacak bu yağmur. Çok güzel olacak. İnşallah. Yağmur yağmaya, bereket yağmaya devam etsin. Biz de gidelim Allah'ın izniyle. Böreklerimizi, çöreklerimizi yapalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.